Şen Ülke Ocağı'nın 6. kez düzenlediği Vatan Ateşi gecesine katılım yoğun oldu. Lünen Ülke Ocağı'nın Dortmund'da düzenlediği Vatan Ateşi konseri her yaştan ülkücüleri buluşturdu. Gecede sahne alan Ozan Arif ülkücüleri coşturdu. Bal tutan bilmem ne yalasın ama kanımızı emip içmesi neden? Ozan Arif her zamanki gibi sahneye belinde kuşağı, ayağında çarığıyla çıktı. Bu gidişle geleceği çok çetin. Çağımızın Dede Korkut'u Ozan Arif söylediği birbirinden etkili türküleriyle hayranlarının sıla özlemini bir nebze olsun dindirdi. Lünen Ülke Ocağı Başkanı Nazmi Işık geleneksel gecede kendilerini yalnız bırakmayan ünlü Ozan'a bir teşekkür plaketi takdim etti. Bütün katılan arkadaşlara, katılamayıp gönlü burada olanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca siz de aramızda basın mensubu olarak bulunduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz Ramazan Bey. Mutluyuz. Ben gönlüm arzu eder yani devamının gelmesini, işte hiç olmazsa senede bir bu insanları bir araya getirip burada ülke ateşinin sönmeden devam etmesini gönlümüz arzu eder. İnşallah bakalım. Ozan Arif ailelere mutlaka çocuklarınıza iyi eğitim alın çağrısında bulundu. Genç kardeşlerim şu gurbet topraklarında kendilerini iyi yetiştirsinler. Hayatlarını burada idame etmeye mecbur bırakılmış bir neslin yeni filizler onlar. Burada belli ki Türkiye'ye gitmeden eğer bir aksilik olmazsa burada yaşayacaklar, burada meslek sahibi olacaklar. Dolayısıyla o genç kardeşlerime diyorum ki artık babalarınızın, dedelerinizin köyden sabanı bırakarak gelip rahat iş bulduğu fabrikalar yok artık. Fabrikalar var ama onların niteliğinde işçiye o fabrikalarda yer yoktur. Nitelikli insanlar, yani birikimli, donanımlı, mesleğinde uzman insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Bunun da yolu eğitimden geçiyor. Eğitimlerine çok önem versinler. Yalnız eğitimlerine önem verirken kendi değerlerini unutmadan yapsınlar bunu. Yani bence bir Müslüman Türk evladı İslam'a ve milletine ait, Türklüğe ait değerlerden soyunarak bana göre Einstein olsa bile hiçbir değer ifade etmiyor. Yani onu sadece alırlar, bir makine parçası gibi kullanırlar. Onun hem Türkiye'ye yararlı olması hem de bulunduğu ülkeye yararlı olmasının yolu kendi değerlerini iyi taşıyarak birikimini, donanımını yapmalılar. Büyüklere de söyleyeceğim şudur. Hanlar, hamamlar alma hevesinde olanlar olabilir. Çok böyle mal, mülk sahibi olmak isteyenler olabilir. Öyle o tür servetler edineceğiz diye çocukların eğitimini ihmal etmesinler. Eskilerin bir tabiri vardır. Ceketimi satıp yine çocuğumu okutacağım diye ceketlerini satsınlar. Çocuklarını okusunlar. Çünkü bu devirde en büyük yatırım ne altına, ne gümüşe, ne şuna, ne buna yapılan yatırım. Evlatlarına yapılan yatırımdır. Bunu hiç unutmasınlar. Biz...